Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sayın İl Başkanımızın şahsında bütün örgütümüzü ve burada bize eşlik eden sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, odaların, sendikaların kıymetli başkanlarını, yöneticilerini, muhtarlarımızı, muhtar adaylarını, Tekirdağ'ın güzel insanlarını, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, aklı, fikri, işi, gücü Türkiye olan ve kalbindeki Atatürk sevgisiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Tekirdağ'ın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Yıllardır, 2011 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Bunun yaklaşık 8,5-9 yılı grup başkan vekili olarak geçti. Tüm illerle ilgili konuşmaları dinlerim ve üzerinde ortaklaşılan, en çok vurgusu yapılan ve en akılda kalanların bir tanesi, Üç Kemal'in memleketi, Üç Kemal'in Tekirdağ'ı söylemidir. Elbette Namık Kemal'i, Yahya Kemal Beyatlı'yı ve atalarımın doğduğu yerde doğmuş mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak ve büyük bir minnetle burada sözlerime başlamak istiyorum. Geldim, gözüm bir yandan önceki dönem milletvekillerimizi arıyor, Bilun ablayı arıyor. Baktım, dönerken gördüm hemen arkamda oturuyorlar. Dedim ki, neden burada oturduğunuzu biliyor musunuz? Dediler ki, genel başkanın arkası sağlam, hep Selanikliler, burada oturuyoruz dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii Tekirdağ hepimizin göz bebeği illerimizden bir tanesi. 11 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi ile 12 belediye başkanının olduğu bir kent. Bunlardan büyükşehirle beraber 8 tanesi bizden. Belediye başkanlarımızdan 5 belediye başkanımızla yola devam ediyoruz. 3 belediye başkanımız, bir tanesi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu zorlu koşuda bayrağı arkadaşlarımıza devrediyorlar. Ancak şunu ifade etmeliyim ki, birazdan da değineceğim. Göreve devam eden arkadaşlarımız kadar görevi bayrak yarışında bayrağı teslim edenlerimiz, partilerine bağlılıklarıyla, cumhuriyete bağlılıklarıyla, kendilerine emanet edilmiş kamu görevini dört dörtlük yapmalarıyla, hem maddi konularda hem de kendilerinden beklenen hizmetin yerine getirilmesi konusunda, hem Tekirdağ'dan geçmişte aldıkları oyları hak etmiştir, hem de partimizin kendilerine duyduğu güveni sonuna kadar hak etmişlerdir. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İki gün aradan sonra yeniden Tekirdağ'dayım. İki gün önce çok acı bir olaydan dolayı ve o acı olayın mahkemesinin karar duruşmasına gelmek üzere Çorlu'ya gelmiştik. Çorlu'da kalabalıktık. Çorlu'da aileler katılımımızdan mutluydular.
Tekirdağ'ın her birisiyle ayrı ayrı gurur duyduğumuz, size teşekkür ettiğimiz 3 milletvekili de oradaydı. Nurten Hanım oradaydı. Çok sevgili İlhami Özcan Aygın oradaydı. Faik Öztürk oradaydı. İl başkanımızın liderliğinde örgütümüz, belediye başkanlarımız oradaydı. Orada aileler yürüyüşe geçerken beni yanlarına davet ettiler. Davet ederken de dediler ki siz buraya gelin. Bizi Cumhuriyet Halk Partisi, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Başkan başta olmak üzere tüm belediye başkanlarıyla, tüm milletvekilleriyle 19 davanın 19'unda da şimdiki milletvekillerimizle, önceki dönem milletvekillerimizle hiç yalnız bırakmadılar. Lütfen gelin ailelerle birlikte yürüyün dediler. Ben Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanım. Hem benden önce görevi aldığımız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hem ben illerde il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın şahsında temsil ediliriz. Onlar burada Atatürk'ün koltuğunun illerindeki temsilcileridir. Onlara bu görevi örgütümüz verir. Ben ailelerden, Mısra Hanım'dan, teyzelerden, babalardan, analardan, evlatlardan bunu duydum. Atatürk'ün koltuğunu böyle temsil eden örgütümüze ve milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Helal olsun sizlere. Tabii o gün geldik buraya adalet yerini bulsun diye, aman kimseler onları yalnız bulup da, yalnız bırakıldı sanıp da, kamuoyunun ilgisi azaldı düşünüp de haklarını yemesinler, adaleti katletmesinler, adalet rayların altında kalmasın diye 25 canın hesabını sormaya geldik. Ama oradaki ilgiden, oradaki kalabalıktan ve galiba yapacakları işi savunamayacaklarından o sabah bir hakimin rapor almasıyla duruşmayı Nisan ayının 25'ine, yani yerel seçimlerden sonraya bıraktılar. Şu kadarını söyleyelim. Biz 25 Nisan günü geçtiğimiz gün orada 100 kişi isek 1000 kişi olarak, 1000 kişi isek 10.000 kişi olarak o adalet arayışının arkasında durmaya, aileleri yalnız bırakmamaya devam edeceğiz. Bu arada iki gelişme oldu. Bakın biz oraya giderek ve örgütümüz ilk günden birlikte, ilk günden beri giderek, milletvekillerimiz ilk günden son güne kadar orada olarak aslında biz tarafımızı belli ettik. Biz mağdurdan yanayız ama birileri de tarafını belli edecek iki tane iş yaptılar. Bir tanesini şöyle yaptılar. Kaza olduğu sırada Devlet Demiryolları Ulaşım AŞ'nin genel müdürü olan kişi Veysi Kurt uzun tartışmalardan sonra görevden alınmıştı. Onu karar duruşması diye bizim bildiğimiz, onların da duruşmayı erteleyeceklerini bildikleri günden dört gün önce bu sefer Devlet Demiryolları'nın TCDD'nin genel müdürlüğüne getirdiler. Yani Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, siz mağdurdan tarafsınız ama şunu bilin, ben onları yargılatmadım. Onları kanun önüne çıkartmadım. Onlara hesap sorulup da ipin ucu bana uzansın diye, Binali Bey üzerinden bize kadar gelsin diye ki gayretlerin karşısında dimdik durdum. Siz mağdurun tarafında olabilirsiniz, biz katilin tarafındayız dedi. Bu kadar net taraf koydu kendisine. O gün bilmiyorduk bunlara tepki gösterirken ama sonradan öğrendik ki kazanın olduğu gün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın genel müdürü vardı. İsa Apaydın. O da ayrılmıştı. Bir yerlerde şirket kurmuş. O kurduğu şirketle ihalelere girermiş. Ve tam bizim duruşma salonunda olduğumuz dakikalarda
Samandağ'da bir yol ihalesi karara bağlanmış. 1.3 milyar lira İsa Apaydın'ın kurduğu şirkete verilmiş. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki madden de arkalarındayım, manen de arkalarındayım. Ben burada kimseyi yargılatmadım. Sadece çok alt düzeydeki sorumluların yargılanmasına izin verdim. Kimi atadıysam arkasında durdum. Bundan sonra da durmaya devam edeceğim dedi. Biz de buradan Tayyip Erdoğan'ı hatırlatalım. Sen kimin arkasında durursan dur, biz haklının yanında, mağdurun yanında, ezilenin yanında, yani Cumhuriyet Halk Partisi ki kimsesizlerin kimsesidir, o senin kimsesiz gördüklerinin yanında kapı gibi durmaya devam edeceğiz. İki gün sonra yeniden Tekirdağ'dayız. Muhteşem bir sıcaklık, çok sıcak bir karşılamayla buraya geldik. Belediye başkan adayımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Candan Yüceer, benim 2011'den beri çok yakın arkadaşım. Kürsüye çıkacağı zaman her seferinde hadi bakalım Candan derim. Grup başkan vekilinin yanına gelir otururlar genelde. Kürsüye çıkmadan önce ay hiç hazırlanamadım. Bugün çok kötüyüm. Benden hiçbir şey bekleme der. Biraz önce geldim yine dedim hadi bakalım Candan. Yine aynı şeyleri söyledi. Yok yok dedi hiç hazırlanamadım dedi. Sonra sunumu izledim. Gerçekten bir tarih tekerrürden ibaret. A'dan Z'ye, iğneden ipliğe tamamı Tekirdağ'ın ihtiyaç haritası doğru okunarak yapılmış projeler. İktidarda olduğumuzun farkında, verilen emeği gören, yapılan işleri gören, geliştirmek üzere iddia koyan bir söylem ve bizim görev alanımızın dışında merkezi yönetimin de eksiklerini hiç öyle efendim biz nasıl yaparız oraları demeden önemli bir iddia koyan bir sunum izledik. Güzeldi, çağı yakalıyordu, dünyadaki gelişmeleri doğru yerlerden takip ediyordu ve kente olan sevgiyle hizmet etme aşkının bir vizyona dönüştüğü dört dörtlük bir sunum izledim. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti. Daha dünyada, dünya kadar ülkede kadınlar oy kullanamazken seçme ve seçilme hakkının tanındığı bir ülkedeyiz. Nice Avrupa Birliği ülkesi bizden 30 sene sonra kadınlara oy kullandırtmaya ya da onları milletvekili yapmaya, belediye başkanı yapmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmeden bu önemli vizyonu ortaya koydu ve bize de bunu öğütledi. Biz o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerinde mutlaka kadın adayların ve gençlerin olması gerektiğini düşündük. Kadınla ilgili mesele şudur. Hayatın tam yarısı kadınlardan ve erkeklerden oluşurken, bu kendiyle çok övünen, kendini vazgeçilmez gören biz erkeklerin her birini hem dünyaya getiren, hem yetiştiren, ilk bilgileri verenler kadınlarken, en iyi öğretmenlerimiz kadınlarken, maalesef bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar, atamızın vizyonunu takip ettirip bugünlere getirmekte önemli bir eksiklik ve mahcubiyet içindeyiz. Rakamlar kötü. Benden önce bu görevi yapan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok önemli bir vizyon koydu. Kadın kotası getirdi, gençlik kotası getirdi, mücadele etti ama eldeki rakamlar bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam iki katına çıkabiliyor ama yine de yeterli değil.
Ama büyük şehirlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği büyük şehirlerde, Muğla varken elimizde, İzmir varken, Aydın varken, Antalya varken, İstanbul, Ankara varken, Mersin, Adana varken sadece bir kadın büyükşehir belediye başkan adayımız, belediye başkanımız vardı. Sevgili Topuklu Efe'miz. Bu dönem 5 güçlü kadın adayımız var ve bu 5 adayımızın gönül ister 5'i de seçimi alsın ama en az 3 tanesiyle, ama anketler her geçen gün tırmanış gösteriyor. Kadın adaylara şehirleri sahip çıkıyor. 5'te 5 yapmak istiyoruz. Ama Topuklu Efe'nin yanına bu dönem çok önemli isimleri, hem Candan Yüceeri Tekirdağ'da, yarın Eskişehir'de Ayşe Ünlüce ile birlikte olacağız hafta içinde. Sakarya'da ve Kahramanmaraş'ta 5 güçlü kadın büyükşehir belediye başkan adayımız var. Yetmez. Gün gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti grubunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Belediye başkanlarının yarısı kadın, yarısı erkek olacak. Tabii yaş ortalamalarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde geriye gelmesi önemli. Burada en gençlerinden bir tanesi olmak üzere MYK'mızın, gölge kabinemizin yarısı kadın, yarısı erkek. Parti meclisimizin yaş ortalaması 43. Tekirdağ'da da 48 yaş ortalamasıyla bir belediye başkanları listemiz var. Elbette deneyimin önemi, tecrübenin önemi çok büyük. Ama bir yandan da tutmamız gereken bir vasiyet var arkadaşlar. Onun için takımın en genci Mustafa Onur Bozkurtar 39 yaşında. 48 yaş ortalamasıyla buradayız. Neden genç diyoruz? Vallahi ben demiyorum. Ben koltuğun son sahibiyim, emanetçisiyim. Koltuğun gerçek sahibi diyor. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek sizlersiniz diyerek Cumhuriyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına emanet etmedi. Cumhuriyeti partinin milletvekillerine de emanet etmedi. Vallahi Cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti. Onlar da emanete sahip çıkacaklar. Hepsine güveniyoruz. Sonuna kadar arkalarında duracağız. Bugün 2 gün önce birlikteydik. Kadir Başkan'la, Candan Başkan'la ve benle birlikte Çorlu'da bizi karşıladılar. Sonra Çorlu Sanayi Ticaret Odası'nı ziyarete gittik. Hatta ziyaretten sonra hep birlikte orada oturduk. Bizi ağırladı sevgili başkanımız. Akşam yemeğini de birlikte yedik, sohbet ettik. Çok güzel bir gün geçirdik. Bugün karşılayacağı yere kadar söylemişken ani bir sağlık sorunu olunca ailesinden İzmir'e gitti Kadir Başkan. Bana da durumu bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dedi sakın yanlış anlamayın. Dedim yanlış anlaşılacak bir şey yok. Siz partimizin 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığını yapmış, hepimizin gurur duyduğu bir isimsiniz. Kadir Başkan'ın en önemli özelliği ve Candan Başkan'ın ondan alacağı ve sürdüreceği en önemli özellik şu. Hiç yöneticilikte Tayyip Erdoğan'a benzemiyor Kadir Başkan. Tayyip Erdoğan diyor ki, ben iktidarım, bak Hatay muhalefette kaldı, boynu bükük kaldı diyor. Yani bana oy vermeyene hizmet etmedim diyor. Diyor ki Hataylılara, deprem geçirdiniz, çadırda kaldınız, açıkta kaldınız, şimdi konteynerdasınız, bir kısmınız hala çadırda, sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var. Oyu bana vermemek. O yüzden sizi cezalandırıyorum diyor. Hatta diyor ki bak bir daha sandığa gideceksiniz, benim partime oy vermezsiniz, mahzun kalırsınız diye şantaj yapıyor. Burada 11 ilçe belediyesi var. 7'sini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. 4 tanesini de CHP'li olmayan belediyeler. Her bir belediye başkanı
hakkını teslim ediyor ki bunu bütün Tekirdağ biliyor. Kadir Başkan Tayyip Bey gibi yapmıyor. Bizde olmayan belediye ile olan belediyeye eşit davranıyor. Oy vermeyen kimseyi oy verenden ayırmıyor. Kendisine gerçek bir devlet adamı olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Kadir Başkan ilk geldiğinde biraz da fazla tartışılan, Allah var ya ben de o zamanlar parti meclisindeydim. Ya bizim işimiz mi bunlar falan diyordu, herkes hak vermiştim. Kadir Başkan'la ilgili şöyle bir şikayet gelmişti. Her ilçeye okul yapıyor. Ya okul yapmak bizim işimiz mi? Okul yapmak devletin işi. Eksiği varsa görülsün, eksiği yoksa zaten sen kendi işini görürsün, başka işleri yaparsın deniyordu. Kadir Başkan kimseyi dinlemedi. Her yere okul yaptı, yaptığı okulları da devlete bağışladı. Sonra Türkiye'nin deprem sorunu bir kez daha hatırlara geldi. Depremsellik çalışmaları içerisinde Tekirdağ'daki okulların çok önemli bir kısmı depreme dayanıksızdı. O okullar boşaltıldı, yıkıldı. Biraz önce değerli vekillerim yolda anlatıyorlar. Bir okul sabah 4 okulun tabelasını birlikte takmışlar. Sabahtan 2 okul, öğleden sonra 2 okul öğretim görüyor. Sabah güneş doğmadan gidenler var, gece güneş batınca dönenler var. Böylesine bir sıkışıklıkta nefes nefese yerlerde Tekirdağ Kadir Başkan'ın yaptırdığı depreme dayanıklı modern çağdaş okullarda olmasaymış hepimizin hali perişanmış diyor. Kadir Başkan'a bu vizyonerliği ve kendi üzerinde olmayan bir görevi gelecekteki riski görerek bertaraf ettiği için, bunu yaptığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok sayıda ilçeye kültür merkezleri kazandırdı. Saymakla bitmez yaptığı işler, siz hepiniz hakimsiniz. Ben dışarıdan gelip Tekirdağlılara Kadir Başkan'ı anlatmayayım. Ama 1 Nisan günü ne olacak Kadir Başkan? Emekli olup köşesine mi çekilecek? Veya gidip bir yere yerleşip balık mı tutacak? Böyle bir şey yok. Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ünle birlikte Kadir Başkan'a bir teklifte bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri çalışıyor. Ama şöyle zorluklarımız var. Yeni seçilen bir belediye başkanı Amerika'yı yeniden keşfediyor. Ya da aynı hizmet her yerde var. İşte ismi Halk Kart olsun diyoruz. Her şehirde başka bir ismi var. Hizmetlerin yeni seçilenlere hazır projelerin hemen öğretilmesi. Farklı hizmetlerin tek tipleştirilip görünür kılınması. Ülke çapında iletişiminin yapılması. Belediyelerdeki insan havuzunun ortaklaşa, mesela birisinin danışmanı yurt dışından muhteşem projeler yazıyor ama diğeri ondan mahrum. İnsan kaynaklarında yardımlaşılması, hizmetin standartizasyonu, yöneticilerimizin ülkeyi yönetecek bir parti olduğumuzu gösterecek kadar göz önüne getirilmesi, eğitimlerinin verilmesi ve denetimlerinin yapılması büyük bir zaruriyet. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi eş güdüm eğitim ve denetim birimi kuruyoruz. Birimin başındaki genel koordinatörü, onursal başkanı Yılmaz Büyükerşen, sağ kolunda ve sol kolunda iki tane namuslu, temiz, çalışkan, belediyeciliği bilen, öğretecek ve denetleyecek olacak. Bir tanesi de Kadir Albayrak olacak. Bu aşamada biraz Candan'ı öveyim diyordum ama dayanamadım, baştan övdüm. Şimdi tabii tıp doktoru olmasının avantajı, 4 dönem milletvekili olmasının avantajı. Kendisi kurulan her sandığa girip o sandıktan başarıyla çıkan, örgütünün ve üyelerimizin tam desteğini alan birisi olması önemlidir. Bundan sonraki süreçte Candan Yüceyer Tekirdağ yönetirken örgütümüzle birlikte yönetecek. Sorunları örgütümüz biliyor.
partimizi asla dışlamadan yönetecek ama tüm belediyelere eşit mesafede olacak. Asla ve asla CHP'li ve değil diye ayırmayacak diyoruz ama galiba buna çok ihtiyaç olmayacak. Çünkü Tekirdağ 1 Nisan'da 12-0 olacak. Bir yandan elbette ki kimsenin koyacağı, kullanacağı oya ipotek koymak başta değil. Biz bize oy veren vermeyen herkese ama herkese eşit davranacağız. Ancak Tekirdağlılardan da şunu bekliyoruz. Marifet iltifata tabidir. Bu partinin belediye başkanları her birisi birbirinden temiz, birbirinden çalışkan. Kurucu belediye başkanımızın belediyeyi getirdiği yer ortada. Bir bayrak devir teslimi var ve büyükşehir adayımız yıllardır Tekirdağ'ın adını meclis kürsüsünde en yüksek sesle, en gür sesle yılmadan anlatan, komisyonları takip eden, sağlık komisyonunda görev yapan, kadınlar için kurulan komisyonlarda görev yapan, araştırma komisyonlarında görev yapan bir milletvekilimiz. Şimdi de 3 kıymetli vekilimiz var. Birisi tecrübesiyle Faik abimiz, Tekirdağ'ın abisidir, hepimizin abisidir. Bir yandan muhteşem enerjisiyle benim de çok sevdiğim, birlikte görev yaptığım İlhami Özcan Aygün. Bir yandan da Tekirdağ'da aman Candan Hanım gitti, bir boşluk ortaya çıkar mı diyorduk. Candan Hanım gibi çalışkan, belagatli, liyakatli Nurten Yontar vekilimiz var. El ele bu Tekirdağ'a hizmet edecekler. Tabii İlhami vekilimizin konusudur tarım meselesi. 2023 rakamları açıklandı. Tekirdağ için de çok önemli, benim memleketim için de. Göya Tayyip Bey diyor ki, hani yokluk yoksulluk vardı, bakın Türkiye büyüdü. Ya bir ara öyle bir küçülttüler ki, şimdi telafi edici büyümeyi büyümeden sayıyorlar. Türkiye toplamda büyüdü diye gösteriyorlar ama tarımda Türkiye 2021'de %3 daralmıştı. Bu sene büyüyecek deniyordu, yine %0.2 küçülmüş. Türkiye gibi nüfusu artan, Türkiye gibi ihracatı olan, Türkiye gibi beslenme konusunda çok üst düzeyde bir talebin ortaya çıkmış olduğu, büyük bir ordusu, güçlü bir ordusu olan, genç bir nüfusu olan ülkede ve bu kadar verimli toprakları olan bir ülkede tarımın küçülmesini asla ve asla içimize sindiremiyoruz. Gıda enflasyonu TÜİK'e göre bile %70. Gerçek gıda enflasyonu %120 ile %145 arasında ölçülüyor. Bir yandan Mehmet Şimşek Türkiye'nin kişi başına milli gelirinin 13.110 dolara çıktığını söylüyor. Ama bir yandan en düşük emekli maaşı 10.000 lira, açlık sınırı 16.200 lira. 10.000 liralık emekli maaşı 3.800 dolardır. 17.000 liralık asgari ücret 6.400 dolardır. Ve Türkiye'de kişi başına 13.000 dolar düştüğüne göre emeklinin kayıp 10.000 doları nerededir? Kayıp 10.000 doları var emeklinin. Asgari ücretlinin kayıp 7.000 doları vardır. Bu ülkenin emeklisi ve bu ülkenin çalışanları her birinin cebinde yıllık 10.000 dolar, 300.000 lira para kayıpsa, bütün asgari ücretlerin cebinden 7'şer bin dolar, 210.000 lira yıllık kayıpsa bu para kimin cebinde durmaktadır? İşte bunun hesabını sormak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan dün bir kez daha seçimleri kaybettiğini görünce geçen sefer yaptığı gibi iftiraya, yalana, dolana, hakarete sarılacağını gösterdi ve sarıldı. Geçmiş seçimlerde sonradan kendisinin yalan olduğunu kabul ettiği montaj videolarla efendim CHP'nin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına, Sayın Kılıçdaroğlu'na güya Kandil destek veriyormuş, alkış yapıyormuş. Montaj video yapacak kadar
utanmazlığı ele aldılar. Birçok insana da şunu söylediler. Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Vatanı öldürecekler, oyu bize vermelisin. Bayrağı indirecekler, oyu bize vermelisin. Ezanı dindirecekler, oyu bize vermelisin. Bu çok büyük bir yalandı. Seçim geldi geçti. Yoksul insanları, dardaki insanları beka sorununu hala korkutarak, terörle işbirliği diye yalanlar atarak kandırıp oylarını aldılar. Şimdi 10 bin lira emekli maaşına mahkum ediyorlar. İşsizliğe mahkum ediyorlar. Yoksulluğa, derin yoksulluğa mahkum ediyorlar. Pazar yerlerinde çürümüş, atılmış, ezilmiş sebzeyi, meyveyi yüzünü kapayarak toplayan analarımız var. Onlar o haldeyse yüzünü gizleyecek olan onlar değil, biziz, hepimiziz. Ama esas yüzünü gizleyecek olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gelinen bu noktada yine yalana sarılarak insanların açlıklarını, yokluklarını başka bir şeyle telafi etmeye çalışıyor. Aynı Hitler gibi. Yıllar önce Alman halkı açlıktan kırılırken, Alman bebeler açlıktan ağlarken Göbels Hitler'e şöyle metinler yazıyordu. Alman çocuklarının tereyağına değil, güçlü Alman tanklarının güres yağına ihtiyacı var diye. Şimdi burada bayrak ve ezanla tehdit ediyor. Seçim geçti. O beş vakit ezanı, mübarek ezanı okuyan müezzinin hakkını yine sizin vekilleriniz savunuyor. Diyorlar ki müezzinlere, imamlara, Diyanet sene siz faizsiz bankacılığa gideceksiniz. Onlar size promosyon verecek. Özel bankanın verdiğinin onda birine razı etmeye çalışıyorlar. Yine bizim vekillerimiz. Ezanı susturacak diyenler ezanı okuyanın hakkını savunuyor. Tayyip Erdoğan da onun hakkını yedirtiyor. Buradan şunu söyleyelim. Ben Tekirdağ il başkanımın, adaşımın gözünün içine baka baka söyleyeyim. O da gittiği her yerde bunu söylesin. Bu ülkenin beka sorunu olduğunda kimin ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Beka sorunu nedir? Yok olma, istila olma, zapt edilme, ele geçirilme. Oldu mu? Vallahi oldu. Matbaayı 200 yıl geç getirince, adamlar 200 yıl ileri geçince, teknolojiye değil de saraylara yatırım yapınca, akla, insana değil de şatafata yatırım yapınca ve 1200'lerde İngiltere'den parlamento deneyimi başlarken, 1700'lerde Fransa kendi devrimlerini yaparken, herkes demokrasiye giderken tek adam rejimi sürünce bu memleket yapamadığımız toplarla, yapamadığımız donanmalarla, tuhaf vehimlerle 30 yıl Haliç'e zincirlediğimiz donanma küflenmişken geldi işgal altına girdi. Bu ülkeye işgal donanmaları geldi. O gün bize bunlar kendilerini milli görüp bizi galli milli ilan edenlerin çok sevdikleri, peşinden gittikleri, Numan Kurtulmuş'un dediği gibi 150 yıldır aynı yoldayız diyor. O yolun yolcuları o düşman donanmasına kırmızı halı seriyorlardı. Bizim yolunun yolcusu olduğumuz Kartal İstinbotu'nun ucuna çıkmış, mavi gözleriyle ufka bakıp yanındaki yaverine korkma çocuk, geldikleri gibi gidecekler diyordu. Beka sorunu varken bizimkiler Bandırma vapuruyla Samsun'a, oradan Sivas'a, Erzurum'a, Ankara'ya savaşa, onunkiler İngiliz zırhlısıyla yurt dışına. Beka sorunu varken biz İngiliz uçaklarının attığı İskilipli Atıf Hoca'nın Kurtuluş Savaşı'na katılmayın,
Gazi Mustafa Kemal'in katli vaciptir yazıları atılırken biz Ankara müftüsü Börekçi'nin fetvasını dinliyorduk. Kurtuluş Savaşı'na katılmak her Müslümanın boynunun borcudur diyorduk. Bugün o Börekçi'nin, Ankara müftüsü Börekçi'nin daha sonra başına geçeceği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulduğu gün. Bugün 3 Mart. 3 Mart devrim kanunlarının çıktığı gün. Bugün 3 Mart, 3 Mart gününde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktı. Bugün 3 Mart, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Bugün 3 Mart Genelkurmay Başkanlığı kuruldu ve bugün 3 Mart 6 okumuzdan o olmadığında herkesin inancının da inanç özgürlüğünün de tehlikeye girdiği, inananlar için tamamen ibadetin, ezanın da güvencesi olan, kimsenin giyimine kuşamına karışılmamasının da istediğinin istediğine inanmasını, istediğini savunmasının da güvence olan laiklik ilkesinin temellerinin atıldığı gündür. Buradan Cumhuriyet'in tüm kurucu kadrolarına, kuruluştan sonra yapılan görevlerle devrimlerin yerleşmesini sağlayanlara ve bu toprakların ve bu dünyanın görmüş geçirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e selamlar olsun. Şimdi Tayyip Erdoğan demiş ki dünkü yalanlarında, Özgür Özel partisini topladı demiş. İnanamıyorum bu sözleri nasıl söylüyor. Üyelerine, yöneticilerine demiş ki, herhalde bunu nerede söylemem lazım bilmiyorum. Sizin duymuş olmanız lazım. Ben demişim ki seçim geçene kadar sahtekar olun. Sahte olun. Milleti kandırın. Sakın gerçek yüzünüzü göstermeyin. Demişim ki seçime kadar gizlenin, riyakarlık yapın, AK Partililerden oy toplayın. Arkadaşlar, değerli partililerim. Şimdi ben bir şey diyeceksem zaten açıktan söylüyorum da, sen bize bir şey demedin demezsiniz. Ne diyeceğimi bilirsiniz ama bir şey diyeceksem şunu söylerim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyün derim. Zaten yürüyorsunuz. Altı okumuza ayrı ayrı sahip çıkın derim. Zaten çıkıyorsunuz. Ve derim ki ya örneğin günün birinde hani Türkiye'ye yine hat bildirmek için 6. filo falan gelirse Tayyip Bey'in kendisinin abilerinin yaptığı gibi sakın ona doğru onu kıble görüp namaz kılmayın. Hemen gidin o 6. filoyu denize dökün derim. Bir genç arkadaşımı görsem yakasında rozeti yok, kendi rozetimi ona takarım. Ben rozetimizden gurur duyarım. Ama Tayyip Bey ne yapıyor? İzmir'de Tayyip Bey'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Tayyip Bey'in ilçe belediye başkan adayları. Bırak rozet takmayı. Takmayabilir. Belediye başkan adayıyım der. Türk bayrağı takacağım der. Eyvallah. Billboard'da AK Parti'nin ampulü yok. Arabada AK Parti'nin ampulü yok. Afişte, broşürde AK Parti'nin ampulü yok. Diyor ya, sahtekar olun, kendinizi gizleyin, oy alın, gerekirse riyakarlık yapın dedi Özgür. Bakın, kişi kendinden bilir işi. Biz böyle bir şeyi aklımızdan bile geçirmedik. Onurla, gururla burada, orada rozet ama İzmirlilere aman rozet kullanmayın. Benim resmimi bile asmayın. Belki ancak o zaman İzmir'de şansınız olur diyen riyakarı da bütün Türkiye'ye bir kez daha gözler önüne seriyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildir. Son sözüm şu. Bu şehri yönetmeye tayip olan 12 pırıl pırıl belediye başkanımıza,
Sütte leke var, onlarda yok. İnanıyoruz, güveniyoruz ve onları Tekirdağlılara emanet ediyoruz. Ben bu seçimde Tekirdağ'da geçen seçimde ittifaklar vardı yok diye kimse endişe etmesin. Çok rakip var diye kimse endişe etmesin. Tekirdağ'da olan, Türkiye'de olan bir büyük ittifak var. Türkiye'deki ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı ve beyazdır. Kim ki milli takım gol atınca sevinir, hepsi Türkiye İttifakı'ndadır. Kim ki filenin sultanları şampiyon olunca gözyaşlarını tutamaz, işte o bizdendir. Kim ki bu ülke için, bu millet için günü geldiğinde canını vermeyi göze alır, işte onların hepsi Türkiye İttifakı'ndadır. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyeti vardır, bir tarafta biz varız. Recep Tayyip Erdoğan çağırınca birileri havaalanına giderler, kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyerler, ellerinde ölmeye geldik, kefenimizi giydik de geldik yazar. Vallahi beka sorunu olunca bunların hiçbirisi ortada kalmaz. Ama bir beka sorunu bir daha ortaya çıkarsa, kot üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen giyenler değil, Çanakkale'de dedesi kefensiz yatanlar kurtarır yine bu memleketi. Hepinizi seviyorum. Hepinize güveniyorum. Hepinizin bu Tekirdağ seçimlerini kazanmak için en az Candan Başkan kadar, Vahap Başkan kadar, Ahmet Başkan kadar, Rasim Başkan, Tuncer Başkan, İrfan Başkan kadar, Nergis Başkan, Onur Başkan, Varol Başkan, Abdül Başkan, Volkan Başkan ve Alpay Başkan kadar inançlı ve gayretli olmanızı bekliyorum. Adaylarımızı size emanet ediyorum. Tekirdağ'ı ayağa kaldırmanızı, ayağa kalkıp bu seçimi almanızı bekliyorum. Kalkın ayağa ve bu seçimi kazanın. Size inanıyorum, size güveniyorum. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlarsınız. Belediye başkan adaylarımı, il başkanımı, ilçe başkanlarımı ve milletvekillerimi buraya davet ediyorum. En kuvvetli alkışlarınızla onları yüreklendirin. Onlar size güveniyor, biz de onlara güveniyoruz. Tekirdağ'ın temiz, dürüst, çalışkan candanı. Yedi düvel bilir elbet Tekirdağ aşkını. Tekirdağ'ın temiz, dürüst, çalışkan candanı. Yedi düvel bilir elbet Tekirdağ aşkını. Candan candan, yücel başkan, Tekirdağ candan başkan. Candan candan, yücel başkan, Tekirdağ candan başkan. Ellerini bana beraber yürüyelim. Yüreğimde büyük sevda Tekirdağlı hemşerim. Uzat ellerini bana beraber yürüyelim. Candan candan, yücel başkan, Tekirdağ candan başkan. Candan candan, yücel başkan, Tekirdağ candan başkan. Candan candan, yücel başkan, Tekirdağ candan başkan. Candan candan, yücel başkan.